kayınvalidem Nurten Sultan olacak. Eyvah eyvah, kırmızı giymişsin, kimi yakacaksın? Ha? Kimseyi yakmayın bugün. Neyse ya, bordo gibi bu, çok kırmızı aynen sayılmaz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kızarması güzel. Kızarmış. Muhallebisi de güzel. Üstündeki çikolatası. Aha. Değil mi? Çikolatası aha da güzel geldi ama şöyle öbür tabaklara da bakacağım. Ona göre. Keyif aldın mı bu tabağı yerken? Hoşuna gitti mi? Gitti. Tamam. Afiyet olsun. Çikolata sosu güzeldi. Şöyle kesmesini gelinler kestiği için biri küçük biri büyük ona takıldım biraz kesmesi. Lezzeti de birinci tabak kadar bunun içinin muhallebesinden lezzet alamadım. Sosunda da sosu da normal. Şey milföy kızarmış mı dedin, iyi mi dedin? Kızarmış ama birinci tabak kadar kızarmamış. Tamam. İkinci tabağı çok beğenmedin galiba. Yani çok beğenmedim ama bakacağım. Tamam, bak bakalım. Muhallebisi lezzeti güzel olmuş ama muhallebinin şöyle söyleyeyim, muhallebisinde biraz pütürlük var. Biraz altı yanmış bunun. Bunlara göre yanmış. Birinci tabağı ve ikinci tabağı. Nasıl olmuş üçüncü tabak? Milföyü kıyır kıyır olmuş. Üstündeki sosu olmuş ama içindeki muhallebisi biraz pütürlü geldi bana. Tamam. Afiyet olsun. Muhallebisinde hafif pütürlük var ama lezzeti güzel geldi bana. Sosu da güzel. Milföyü çıtır olmuş. Altı yanmamış. Üstü kızarmış. Güzel kızartmışlar. Yanık yok. İçinin muhallebisi de güzel geldi bana. Hafif pütürlük olsa bile belki olabilir. Üstünün çikolatası da güzel geldi bana. Çikolata sosu da güzel geldi. Her şeyini beğendim. Beğendim. O zaman puanlara geçelim. Altı bilezik var. Dakikalar sonra altı bileziği bir gelinimiz kazanacak. Ve bu tamamen kayınvalidelere bağlı. Bunun çikolata sosu çok olmamış. Buna bir veriyorum. Birinci tabak bir puan. Bunun biraz altından yanık bulmuştum. Ama çikolata sosu, içinin muhallebisi lezzetli geldi bana. Güzel olmuş. Buna da üç vereyim. İkinci tabak 3 puan. Yanık hangisindeydi, ben de unuttum onu ya. Buna 4 veriyorum, buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 4 puan. Dördüncü tabak 5 puan. Bu tüyolar kalktığından beri kayınvalideler kolaya kaçıyor ve hep yüksek puan veriyor. Burada bir tek olan bir alanı oluyor. O bir alan böyle kalıyor yazık. Evet, ikinci tabağı açalım. Buyur şekerim. 3 verdin ikinci tabağa. Yorumlarını unuttuğunu düşünüyorsun. Yok, yorumlarımı unutmadım. Ha öyle dedin ya şimdi, o yüzden. Yok, sadece yanığın bunun altındaydı yanık. Bir tanesinin altında yanık vardı. Tamam. İkinci tabağın altında yanık olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle, 3'ün neden verdim ona? Hepsi bak, bu 3 tabağın kesme şekli aynı. Bunun biri büyük, biri küçük. Hmm. Bunu gelinler kesti değil mi? Tabii. 3 puan alan gelin ilk kayınvaliden ve 3 puan verdi. Bakalım kim olacak? Üç puan alan gelin. Aç şekerim, kimmiş? Fatma. Yine farklı tabak, yine Fatma. Biz kime konuşuyoruz ki? Duvara konuşuyoruz. Bir dakika, tabak bende. Ben bir konuşayım Hatice. Allah'ım. Milföy zaten normal. Hani kızartılması gerekiyor. Yanık mı olması gerekiyor?
Bir tanesinin altı yanıktı. Birisi küçük, birisi büyüktü. O yüzden ama üstündeki sosu güzeldi. Üstündeki sosu güzel. Beğendiniz. İçinin biraz pütür olmuştu. Nurten teyze, sen bana hep böyle üç vermeye odaklanmışsın. Ya ben gel daha gelinime ne verdiğimi bilmiyorum. Sen biri belki de gelinime verdin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sendeki takıntı da bak kaç gündür hep birinci tabağa bir veriyorsun. Sendeki takıntı da bu. Kaç gündür çünkü güzel diyorsun bir veriyorsun. Biri unutuyor. Yine biri ikiden daha çok beğenmiştim biliyor musun? Bir daha güzel olmuş demiştin. İkiyi beğenmedim demiştim. Bunun tadı falan yok. Yorumları bence unuttu. Çünkü pütürlüğü üçüncü ve dördüncü tabağı dedi. İkinci tabağı siz sanki pütürlü demediniz. Yanığı da üçüncü tabağı dediniz. Evet. İkinci tabağı yanık ben hatırlamıyorum. İkisini kaldırdım. Birisinin bak, altı yanmamıştı. Birisinin... Bak altına bak. Hangisi? İki için mi? Şuna demiştiniz değil mi? Bunun neresi yanmış? Öbürkünü kaldır. Şunu kaldır. O da değil. Siz üçüncü tabağı yanık. Siz karıştırıyorsunuz. Gerçekten karıştırıyorsunuz. Haksızlık ama emek veriyoruz ya. Yine sen farklı tabak, yine altın. Ya ne Fatma. Farklı tabak? Aynı işte. Söylüyorlar burada senin adının olduğunu bilmeden ne diyor buna? Bu iki numara farklı kesilmiş dedi değil ya mi? Biz öbürlerini hep beraber duyduk. Aynı. Farklı tabak olduğu halde gene 3 puan aldık. Bu Fatma'daki ballı şans başka hiç kimse de olamaz. Benim kayınvalidemin laf anlamaması hele hiç kimse de olamaz. Bak. Sana her gün burada aynı şeyi mi söyleyeceğim ya ben? Farklı tabağa puan verme, farklı tabağa puan verme. Dünyanın en lezzetli tabağı olsa da farklıysa bir. Farklı olduğu belliydi ama şöyle söyleyeyim. Sosu güzel diyor, şeyi güzel bunların diyor. Sosları böyle akışkan, üzerine böyle akmıştı. Evet. Onun da sosu akmıştı. Farklı olduğu için aslında bir verecekken öyle oldu bilmiyorum, anlamadım yani. Çoğuş yine ben tabak... birinci tabakta çıkmışımdır sana. Yine bir şey biri bana verdi. Gerçekten. Şaşırmam. Üçüncü tabağı açalım. Dört şaşırmam puan verdin bu tabağa. Bakalım final gününde ilk kayınvalidemden dört puanı hangi gelin aldı? Bakalım dört puan kimin işine yarayacak? Çok güzel puan. Aç şekerim. Hasret. Yani yapacağım puanlama bu kadar olur. Muhallebisi güzel, kıyır kıyır olmuş, yok yanmış, yok olmamış. Ya bana orada siyah renk bir şey göster. Bak şimdi. Bana gelen bu kızım. Bana gelen bu. Bu ne? Bak bu ne? Yanmıştı. Bu fırının farklı bir tarafına gelmiş olabilir. Bu tamam, ne? Gelmiş ama kızım. Değil mi? Burası ne? Kızarmış. Lezzeti bir tanesi nasıldı? Lezzeti çok güzeldi. Farklı tabağı güzeldi ama. Beyaz tabağı mı verdin? Sadece. Beyaz tabağı mı verdin puanı? Bak. Bu da göstermek kızarmış. İstemiyorum. Bu kızarmış tabağı bırakıp beyaz tabağa mı puan verdin? Kendini düşünmüyor, birinci tabağı düşünüyor şu anda. Ha? Yakma Hasretciğim. Beni izlemekten yemeklerine odaklanamıyorsun. Bence yakıyorsun. Sen beni izlemeyi bırak. Sürekli sen yakıyorsun. Sen beni izlemeyi bırak. Sen beni izlemeyi bırak. Kızım bir vermediğime vallahi bin kadar şükrediyorum. Evet, o yanık tabağı dört aldığına şükür et. Evet. Şükrediyorum çünkü lezzetliydi. Bir tanesini ben hepsini kaldırmadım. Bir tanesinin altında ben yanık olduğu için. Ben o bir puanla için... bugün ya elenir veya bir lezzet kaçırırsam ne olacak? Ya çünkü bir tanesi yanıktı kızım. Yanığı yırtı ve beş puan vermedi biliyor musun bana? O zaman çiğ tabağı niye verdin? Ben bunlara neden verdim beşi? Şunların ikisine, birine dört, birine beş. Sadece şu baştaki tabakla şekilleri aynıydı ama bunun sosu üzerinde çok az buldum. İçinin muhallebisini de az buldum. O yüzden bir verdim. Aslında bir yapabilirdim. Yapmak istemedim. Bu da farklı bir tabaktı. Benim düşüncelerimi, duygularımı siz o anda bilemezsiniz çünkü. Bir şey söyleyeyim, dört numarada çiğdi. Öyle bir şey demedi ki. Hayır hayır, bembeyaz duruyor orada dört numara. Duruyor ama için sadece onun... Dört numaradan bahsediyorum. Evet, altı da pişmemişti. Ben sen beyaz... çok kızartmıyorsun Hasret. Ben çok... çiğ mi bırakıyorum? Çiğ bırakmıyorsun, çok yakmıyorsun kızım. Şu üç tabağın arasında kaldım. Yanağı neden verdin o zaman? Bak şimdi. Yanık madem neden verdin? İçi dört? Lezzetli. Üçünün üstünün sosu böyle akışkan akmıştı. Lezzetliydi. Vallahi hep birinci tabaklara bir veriyorsun. Hiçbir şey. Hangi tabak kötü olursa olsun fark etmiyor. Bire bir veriyorsun. Hep. Bütün kayınvalideler aynı. Bire bir veriyor zaten. Yok, herkes bir vermiyor hemen bire. Hemen bütün kayınvalideler birinci tabağa bir veriyor. Hayır, herkes vermiyor. İzle bugün. Şunu bugün söyleyeyim. Izle. Senin kayınvaliden her gün aynısını. Gelinime yapıyorum. Ben burada beş vermek isterdim değil mi? O bir tane... veremedin de gelinine. Oh! En azından da bir vermedim. Aha. Ya bana dört vermen ne anlam ifade eder ki? Olmayan tabaklarla aynı puana denk geliyor. Seninki çok olmuş, yanmış tabağın. Benim tabağım gayet güzel.
En azından yenilebilir seviyede. Tabağı 4 verdi. Otur yani. Ve öğrenelim 5 puanı kim aldı? Hazır mısın? Gelinin çıktı. Çıktı gelinim şimdi. Kime çıkarsa çıksın. Yapacak kime bir şey yok. Kime çıkarsa çıksın. Bakalım 5 puanın sahibi Miyase mi, Yeşim mi? Beş puanı kim aldı? İki deneyimli yarışmacı Miyase mi, Yeşim mi? Bakalım 5 puan aldı. Açıyoruz. Yeşim. Ben zaten Yeşim'e çalışıyorum bugün. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya biraz o zaman yorumlarınızı hatırlayacaksınız puanlama yaparken. Hayır niye geriliyorsunuz? Kaynanan yakasından tut ya. Tuttun yakamdan bırakma beni. Siz bana veriyorsunuz 5'leri. Kaynanan vermesine gerek yok. Beşini alan oynadı. Hı. Nurten teyze her gün aynısını yapıyorsun. Her gün. Her gün de ben sana bir de denk geliyorum zaten. Her gün güzel diyorsun. Bak her yediğinde güzel diyorsun tabağıma. Emin bir sonraki tabağı beğenmiyorsun benim tabağımı yedikten sonra. Dün de aynısı oldu. Biri yedin, ikiyi beğenmedin, bir daha güzel dedin, bire bir verdin, ikiye üç verdin. Yine Fatma çıktı. Bugün yine biri yedin, güzel dedin, ikiyi yedin, beğenmedin, yine bire bir verdin, yine ben çıktım. Yine ikiden Fatma çıktı. Neden? Benimkine sos. Ya Fatma şu an sende bir şey yok. Bak bana biri verdi, ben konuşuyorum. Tamam mı? Müsaade edeceksin. Tamam, kendi tabağında konuştun. Sen... Yani yanık tabağa 4 veriyorsun. Hadi lezzetini beğendin. Şekli şemali olmayan tabağa 3 veriyorsun. Şekli şemali güzel. Tadı güzel diyorsun 1 veriyorsun. Neden? Ya yakayım ya çiğ mi bırakayım senden puan almak güzel için? Güzel pişmişti. Altı üstü güzel pişmişti. Evet. İçindeki muhallebisini az buldum. Bir de üstüne koyulan sos... bu öbürküler kadar akışkan akmamıştı. Lezzetli dedin güzel dedin. Bak akışkan akmamıştı. Aha. O yüzden yani ona biri verdim. Tamam ikiye farklı tabak dedin ama. Farklı tabak dedim. Tamam hasret diyelim ki oldu da sosu katı oldu hasretin. Tamam mı? Farklı tabak çıkarandan daha büyük suç. Bak kızartması güzel mi? Güzel değil mi? Yanmamış. Kızartması güzel. Çiğ de kalmamış. Bu tabağın hakkı bir mi ya?